Cümleten selamun dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Sevgili dostlar burada sizlere dünyadan derleyip toparladığım haberleri anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Türkiye'miz hakkında şu ülkede ne konuşuyor, bu ülkede ne konuşuyor, Fransa, Türkiye hakkında ne yapıyor, ne konuşuyor, Almanya ne konuşuyor, Japonya ne konuşuyor, Amerika, Rusya, Afrika'da, Asya'da, Arap Yarımadası'nda Türkiye nasıl konuşuyor. Ben sizlere bunları buluyor, buluşturuyor, derleyip toplayıp Bilal Feza lisanında anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Hani her haberi almıyorum çünkü benim konseptimde benim beğendiğim aa ben bunu hoşuma gitti ben bunu anlatırsam benim ilgimi çeken haberler benim takipçilerimin de ilgini çeker noktasında bakıyorum ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve ayrıca şöyle bir durum var. Benim anlattığım videoların devamlılık esası var. Hani dün anlattığım video bugün onun devamı, haberlerin devamı sırasına geliyor. Arkası yarın haberler kuşağı gibi bir şey düşünün. Bilal Feyza'da haberler arkası yarın tadındadır. Onun için bugün sizlere dünden kalan haberler, önceki günden gelen haberler, diğer haberlerin devamı niteliğinde haberler. O zaman Bilal Feyza ile yeni konular ve gündemler, Bu dostum haberler. Buyurun video dostlar. Kazakistan'la başlıyorum. Ata toprakları. Kazakistan bugünlerde çokça gündeme geliyor. Kazakistan'da en son bir darbe süreci yaşanmıştı. Ardından Rusya oraya asker göndermişti. Kolektif güvenlik işbirliği örgütleri oraya asker göndermişti. Dün itibariyle Kazakistan'dan bir haber daha aktarmıştım sizlere. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokay'a ve suikast girişimiyle ilgili bir haberdi ve bugün. Bugün ne oldu? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Başkanı Tokayev'i aradı. Onunla görüştü, konuştu. Konu Ukrayna Rusya savaş gerilimler ticaret yolları ve Türk dünyasının atacağı adımlar. Adımlar öyle güzel adımlar geliyor ki bekleyin sürpriz büyük olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Vučić'i tebrik telefonu açtı. Onunla bölgesel konuları görüştü ve bölgesel konular noktasında Sırbistan'ın Türkiye ile attığı adımların bu şekilde devam etmesi gerektiğini, hani ayarını bozma, bu ayarda iyi gidiyorsun. Balkanlarda bir finger taklık, finger taktık yapmaya kalkma Moskova'nın aklıyla. Bak ben buradayım dedik. Sırbistan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilen başkanına Vucic'e. Vucic aldın mı mesajı? Almıştır. Almıştır. Türkiye artık bölgede şunu diyor. Karşınızda eski Türkiye yok. Karşınızda teknolojisiyle, sanayiyle, her şeyle ama her şeyle gelişen bir Türkiye var. Büyüyen ve daha da büyüye çok olan bir Türkiye var. Bu bölgeler... Benden sorulur. Buralarda atalarım at koşturmuştu. Tekrardan geldik ve dahi gelmeye devam edeceğiz diyoruz. Ahanda o ilgili ülkelere. Onlar bilir. Moskova'nın gazıyla, Johnny'nin aklıyla adım atmasınlar diyoruz. Geçiyorum Cezayir'e. Cezayir bu noktada Avrupa için inanılmaz derecede kıymete binen bir ülke oldu. Cezayir, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta ve Rusya'nın Avrupa'nın gazını kesme tehditleri, bana dolarla değil bana rupbeyle ödeme yapacaksınız tehditleri, Avrupa'nın sıkışan enerji ihtiyacını nasıl gidereceğim korkuları noktasında Cezayir parlamaya başladı. Cezayirli kardeşlerimiz. Fırsat bu fırsat. Geçirin. Yam yam Avrupa'ya. Ne kadar geçirirseniz o kadar geçirin. Ama hiç affetmeyin. Koca koca geçirin. Avrupa doğalgaz ihtiyacını Cezayir'den karşılamaya hazırlanıyor. Avrupa petrol ihtiyacını Libya'dan karşılamaya hazırlanıyor. Libya, Cezayir bizim kadim topraklarımız, ata yurtlarımız. Oradaki kardeşlerimize selam olsun. Cezayir, Libya Türkiye ile çok iyi ama çok iyi gidiyor. Cezayir, Libya Türkiye ile artan hem teknoloji hem askeri hem savunma, hem ticari, hem eğitim, hem sağlık birçok alanda işbirliklerimiz var ve daha da yukarılara çıkıyor. Cezayir halkı Türkiye'yi çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Bu noktada diyoruz ki Cezayir fırsat bu fırsat. Avrupa'nın yamyamlarından kıssasınızın alma vakti. Kökleyeceksiniz ne varsa Avrupa'nın yamyamları böngür böngür böngürsünler. Gazı en güzel fiyattan satın onlara hak ediyorlar. Ukrayna cephe hattında Ruslar ilerlemek istiyor fakat ilerleyemiyorlar. Ukrayna cephe hattında Rusya'nın yaşadığı birçok sıkıntılar var ve bu sıkıntılar arasında medyaya düşen bir haber bir konu. Rus askerleri Libya'da şehirlerde ilerlerken tabi Rusya hem lojistik sıkıntı yaşıyor hem de araç gereç takviyeler noktasında büyük sıkıntılar yaşıyor. Rus askerleri açtıklarını gidermek için ya sağı solu yağmalıyorlar marketleri oraları buraları evleri falan ya da oradaki halklardan gidip bir şeyler istiyorlar. Aynen bunun gibi. Rus askerleri Ukrayna bir şehirde ilerlerken oradaki halk Ukraynalılar ellerinde pastalar börekler çörekler yiyecekler içecekler Rusları karşılıyor ikram ediyor yiyin canım bundan yiyin bundan yiyin eee, o Rus askerleri de onları alıp hıpır hıpır yiyorlar kekleri börekleri pastaları yiyorlar <laughs> ardından ne oluyor debeleri üstü takır takır düşmeye başlıyorlar. Niçin? Çünkü Ukraynalılar Ruslara, Rus askerlerine zehirli yiyecekler, zehirli kekler verdiği iddia ediliyor Ukrayna basınında. Vay vay vay. Vay kekler vay. Moskov'un kek askerleri keklere geldi. Ama ne keklenme. Vodkacı Rus askerlerinden kopmalık bir haber daha. Rusya Tor hava savunma sistemleri Ukrayna Bayraktar TBG'sini vurup düşürdüğüne dair bir video yayınladı. Videoyu yayınladı ama esas mesele bunda sonra başlıyor. Ortada ne delil var ne başka bir şey. Sadece tor hava savunma sistemi bir tane fuf füzeyi fırlatıyor. O kadar füze gidiyor gidiyor gidiyor. Sonra bum füze patlıyor ama ne Bayraktar TB2'nin bir videosu, fotoğrafı, ne düşme görüntüsü ne başka bir şey. Hiçbir şey yok. Sadece fırlatılan bir füze görüntüsü var. O kadar. Eee <laughs> başka yok. Hani o füze zaten güvenlik gereği belli bir süre havada gider ardından patlar. Hava savunma füzelerinin hepsi hemen hemen mantık sistem budur. Bunların videoda arkada paylaşıyorum. Gördüğümüz görüntülerde sadece Tor hava savunma sistemi attığı füzeyle havadaki bulutları dağıttı. Tebrikler <laughs> Moskova askeri. Bulutları dağıttınız. Bulut vurdunuz bulut. Bizim Adanalılar güneşe... <laughs> Ateş eder. Bunlar da kalkıp bulutlara füzeleri sallayıp sallayıp dururlar. Ayrıca Ruslar bu yayınladıkları videonun sonunda dikkat çekici bir görüntü var. Bu tur hava savunma füze sisteminin üzerinde delik deşik olmuş yerler var, delikler var. Hani kurşun delikleri belli. Onu çektiler, onu gösteriyorlar. Ölü ölü. Ya niye onu gösteriyor ki? Niye kurşunları, kurşun deliklerini gösteriyor ki? Kafalar sağlam. Bir milyon. Moskov kafasını anlayabilmek mümkün değil. Herhalde içip içip onlar sıkmışlardır. Tış tış. Niye acaba? Sebep şudur mutlaka. Ulan yine TB2 değilmiş. Yine vuramadık. Yine boşa sıktık. Senin gibi torunda, panserin de deyip ellerine silah alıp tıka diye sıkmışlardır. Pansire, tora, vodka kafalar aha da böyle. Geçiyorum Bulgaristan'a. Bulgaristan Amerika'dan 8 adet F-16 savaş jeti aldı. Amerika bunu onayladı. Biliyorsunuz bizler de Amerika'dan onlardan alacağımız F-35'lerin karşılığı verdiğimiz nakit verdiğimiz paramızın geri almak için kurtarmak için ne istiyoruz? F-16 verin bari. Hiç paramızı böyle sizlerden kurtaralım diyoruz. Amerika ne F-35'i verdi ne paramızı geri verdi ne de talep ettiğimiz F-16'yı verdi. Hala Amerika'da senatoda konuşuluyor görüşülüyor. Ha işte verdik vereceğiz. Türkler beklesin Türkiye beklesin modunda. Johnny'ler ama iş Bulgaristan'a gelince anında 8 adet F-16 savaş jetini Bulgaristan'a satışı gerçekleşti. Vay Johnny'ler vay. Sen Türksün deyip bizimle uğraşmaya devam. Bakalım nereye kadar? Amerika bizimle uğraşmaya devam ediyor. Amerika bizim paramızı vermiyor. Amerika bizi F-35 savaş uçağı yapım bu konsersiyumdan çıkardı. Ve Amerika şimdi Amerika farklı bir yıl atıyor. Amerika-Türkiye arasında stratejik işbirliğini yükseltme komisyonu çalışmaya başladı. Yeni bir mekanizma kuruldu. Amerika-Türkiye arasında ilişkiler her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Trump zamanında başladıydı. Biden'la bu zirveye çıktı. Şimdi ilişkiler tekrardan toparlamak isteyen kim? Amerika sebep, Rusya, Ukrayna sebep. Çin gelen Çin gücü gelen Rus gücü. Amerika tekrardan Orta Doğu'da en büyük güç olan Türkiye ile işbirliğini yükselterekten bu dengeyi sağlamaya hazırlanıyor. Bu dengeyi sağlamak istiyor. Bunun için Türkiye Amerika stratejik mekanizma birliği kuruldu. Yeni bir sistem. Ama olay işin özeti şudur sevgili dostlar. Dostuna yakın ol düşmanına daha da yakın ol. Amerika Türkiye'ye bu şekilde adım atıyor. Sözde ortaklıklarla Türkiye'yi daha da oyalama girişimleri tabi Türk devlet haklı. Bunların hepsini bizler biliyoruz, gördük, geçirdik. Normal yaşayan vatandaşlar halk bunları biliyor. Türk devlet haklı. Daha nelerde nelerde Amerika'nın Johnny'nin yapacağını çok iyi biliyor. Bunun için Gel bakalım Johnny. Stratejik işbirliği mekanizmamızı kuralım. Ona göre adımlarımızı biz de onlara diyoruz. Şimdi Amerika aha burada. Rusya ahanda burada. Avrupa, Batı onlar da şakkana ikisinin arasında. Tost yapıcık, tost. Kıssas vakti sıra bizde. O bize karşı yaptıklarınızın adaletsizliklerinin hepsinin ama hepsinin bir 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 hesabı sorulacaktır. Amerika bir taraftan kuyumuzu kazmaya çalışıyor. Amerika o bir taraftan Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. <laughs> Öyle mi? Yer miyiz? Yok yemeyiz. Ama gel bakalım. İlginç bir haber Amerika'dan. Amerika devasa uçak gemisini 1 dolara satılığa koyduydu ve 1 dolara uçak gemisi sattı. O 1 dolara mı? ve hatta o uçak gemisi 1 doların altında bir fiyata satıldı Amerika'da. Şimdi sevgili dostlar Amerika hem Vietnam'da hem de Irak savaşlarında kullandığı uçak gemilerinden bir tanesine artık eskidi, paslandı. Bunu artık hurdalığa ayıracak, hurdalığa çıkaracak. Bunun için satışını gerçekleştirdi. Satışı Teksas'ta özel bir firma aldı bu Amerikan uçak gemisini ve 1 dolardan az fiyata aldı. Onu alacak, tekrardan sökecek, parçalayacak, demirlerini işte gerekli yerlerine eritecek. Altını, altını, osunu, busunu tüm parçalarını ayıracak. Çünkü onun da bayağı bir altında var. Ne yapacak? Geri ondan savaş gemisi yapacak. Geri ondan belki uçak gemisi parçaları üretecek. Geri ondan farklı farklı araç gereçler yapacak. Dünyada Müslüman diyarına yaptığı zulümlerle, dünyada Müslümanlara yaptığı... Haa, Amerika ve dünyadaki masumlara ve mazlumlara yaptığı bu işlerin karşılığında Amerika kendi halkını yükseltiyor ama dünyanın ganın emiyor. Amerika, Vampir Johnny. Ukrayna, Türkiye, Antonov 124'ler. Oh, ne oluyor? Rusya'nın yaptığı haber sevgili dostlar. Rus basın aynen şöyle diyor. Ukrayna 100 yılın anlaşması yapıyor. Ukrayna Türkiye'ye 4 adet Antonov 124 dünyanın en büyük uçaklarından biri olan uçağı verecek. Ve karşılığında Bayraktar TB2 alacak diyor Rus basını. Hoppa. Habere bak habere. Rus basının iddiası aynen şu şekilde devam ediyor. Ukrayna elinde bulunan 4 adet AN-124 Ruslan sınıfı devasa kargo uçağını ki bu kargo uçakları dünyada en büyük ikinci uçaklar. Birincisi yine Antonov'lar 225'ler, ikincisi bunlar Antonov 124'ler ve 4 tane Antonov'u Türkiye'ye verecek. Daha doğrusu kiralayacak, 30 yılına kiralayacak. Türkiye'de 18 adet Bayraktar TB2'yi nereye? Ukrayna'ya verecek karşılığında verecek. Alış veriş ticaret bu şekilde ama bir nevi kiralama 30 yılına ki uzun bir süre, uçağın ömrü kadar bir süre. Hani değiş tokuş. Şimdi Antonovlar çok ama çok önemli. Arkada fotoğraflarını görüyorsunuz. 4 tane pervanesi var. Devasa bir uçak. İçinde istediğin şeyleri taşı. Koy içine araçları, gereçleri, onu bunu taşı. Dünyanın her tarafına götür. En son Elon Musk SpaceX uzay füze sistemini bununla beraber alıp Amerika'ya götürmüştü. Taşımasını gerçekleştirmişti ki o kadar büyük bir kargo uçağı. Hani Elon Musk'ın SpaceX roketi 55 ton ağırlığındaydı ve Antonov'un içine gayet rahat şekilde taşındı. Arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi bu antonomlar bizim için niye önemli? Az önceden beri söylüyorum. İçinde istediğin her şeyi rahatça taşıyabileceksin. Tamam bizim kargo uçaklarımız var ama bu Antonov'lar ondan daha daha büyük. Ve dörtten olduğu zaman düşün. İstediğimiz yere Türkiye bunlarla dünyanın dört bir tarafına lojistik ihtiyacını, lojistik kargo ihtiyacını çok rahat bir şekilde gerçekleştirmiş olacak. Öyle küçük küçük kargolar değil, devasa yükler içinde götürebileceğiz. Ankalar, TB2'ler, Aksungurlar, Akıncılar, Ataklar, Sancaklar, Korallar, Hisarlar siperler daha neler neler taşıyacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve kardeş ülkelere. Libya'da üstümüz var, Somali'de üstümüz var. Suriye, Irak, Balkanlar, Arnavutluk, Kıbrıs, Katar. Dünyanın dört bir tarafında üstlerimiz var. Ve bu üstler her geçen gün daha da çoğalmakta, daha da artmakta. Yeni yeni bölgelerde, yeni yeni ülkelerde yeni yeni üstler bizleri bekler. Tabi onların bu kargo ihtiyacını bunlarla çok rahat şekilde yapabileceğiz. Evet Rusya diyor ki 100 yılın anlaşması Türkiye Ukrayna arasında gerçekleşiyor ve bu 4 tane devasa kargo uçağını Türkiye alıyor. Neneyi yedik Türkiye her tarafa taşıyacak bundan taşıyacağız. Bizler de yapacağız ama taşıyacağız da yeter mi? Yetmez. Bugün alırız, yarın biz üretiriz. Çünkü Ukraynalı mühendisler de bu uçaklarla beraber Türkiye'ye geleceği iddia ediliyor. Rusya tarafından, Rus basın tarafından hani bu uçağın bakımı, idamesi, tamiri, tadilatı 30 yılına Ukraynalı tüm mühendisler, hani bu uçakla ilgili mühendisler Türkiye'ye geliyor ki bu da çok önemli. Önemli. Hani Antonov benzeri uçak yapılır mı acaba? Sizce mühendisler geliyor acaba? اكلين Teknolojimiz gelişiyor. Türk teknolojileri dünyada İHA'lar, SİHA'lar, SİHA'lar ve hava, kara, deniz, denizaltı unsurlarında birçok alanda gelişiyoruz, ilerliyoruz. Ağır sanayimiz gelişiyor. Her tarafta ama her tarafta bir atak var. Bu atağı daha da devam ettirmek için mühendislerimiz, işçimiz, teknisyenimiz, tüm çalışanlarımız harıl harıl gece gündüz çalışıyor. Diyoruz ya korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Kutlu ve mutlu bir yolumuz var. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordu her daim zafer etsin Allah Türkiye'mize her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.